gelecek. Geçen gün amcam bize koca bir kutu çikolata getirmişti. Kutudaki çikolataların her biri değişik renklerde parlak çikolata kağıtlarına sarılıydı. Sarı kağıtlar muzluydu. Kırmızı kağıtlar fındıklı. Beyaz kağıtlar Hindistan cevizi. Yeşil kağıtlar da naneli. Ablamla karşılıklı oturmuş. Haksızlık olmasın diye ikimiz de aynı anda kutudan birer tane çikolata alıyor. Sonra da tadını çıkara çıkara yiyordık. Sonunda bir de baktık ki kutuda yalnızca bir tek çikolata kalmış. Hem de yeşil kağıtlı olanlardan. Yani benim en çok sevdiklerimden. Ablam hadi onu sayışalım. Önce kim çıkarsa onu yesin dedi ve parmağını bir bana bir kendisine batıra batıra saymaya başladı. Hemen. Bisi pisi mal dedi. Bir kaşıkcık yağ dedi. Yağ olmazsa bal olsun. Senin canın sağ olsun. Daha sarışmayı tamamlamadan ben olmaz diye atadım. Çünkü ablam sarışmada çok ustadır. Bir oyun yapıp önce kendisini çıkarabilir. Peki o zaman kura çekelim dedi. Kura da yanına çıkarsa karşıma geçip güzelim naneli çikolatayı yediğini görmek bile istemiyordum. Bu yüzden yine olmaz dedim. Of dedi. Sıkıntıyla onurcuğum. O zaman bıçakla ikiye keselim dedim. Olmaz dedim yine. Yarıya bölünmüş minicik bir çikolatayı ne yapayım ben? Enfes naneli çikolatamın hepsini yemek istiyorum. Ablam kızmaya başlamıştı. Ne yapacağız öyleyse beyefendi diye beni haşlamaya başlarken. Buldum, saklanmaca oynayalım diye bağırdım. Oyun deyince ablamın da gözleri parlamıştı. Nasıl? Çikolatayı sen evde bir yere saklarsın, ben bulursam ben yerim. Bulamazsam sen yersin. Çikolatayı nereye saklarsa saklasın, bulacağımdan o kadar emindim ki. Olur dedi ablam. Haydi banyoya gir, kapıyı kapat. Banyoya girip kapıyı kapattım. Oldu mu? Dur, şimdi saklanıyorum. Oldu mu? Acele etmesene. Oldu mu? Oldu. Çık ara bakalım. Doğrusu bu arama oyunu hoşuma gitmişti. Bir gizli polis gibi işe koyuldum. Önce salonda her yeri aradım. Sonra yatak odalarında bütün dolapları, çekmeceleri, yatakların altına her yeri iyice gözden geçirdim. Daha sonra oturma odasındaki kitapların altını üstüne getirdim. Nasılsa ben içerideyken banyoya girip saklanmış olamazdı. Geriye bir tek koridorla mutfak kalıyordu. Koridorda zaten aranacak hiçbir yer yoktu. Mutfağı da iyice aradım. Buzdolabını, tabak ve bardak raflarını, çatal bıçak çekmecesini. Bir sandalyenin üstüne çıkıp bütün dolapların üstünü taradım. Fırını boş tencerelerin içini bile tek tek gözden geçirdim. Ama yoktu, işte bulamıyordum. Ablam nereye gitsem arkamdan geliyordu, kıs kıs yüzerek. Yaklaştın, çok yaklaştın diye beni şaşırtmaya çalışıyordu. Artık iyice sinirlenmeye başlamıştım. Ne olursa olsun bulmalıydım. Yeniden aramaya koyuldum. Evi baştan başa yeniden didik didik aradım. Nereye saklanmıştı acaba? Giysi dolabına mı? Acaba çikolata nerede? Sen de merak ediyorsan eğer, Ayla Çınaroğlu'nun Çikolatayı Kim Yiyecek kitabını okuyup öğrenebilirsin.